Selam göndermiş alırım ama ben ona bir selam salmadan ölmem. Canlıdan cansızdan sorarım aman, ben ona bir selam salmadan ölmem. Ölmem. Canlıdan cansızdan sorarım aman, ben ona bir selam salmadan ölmem. Ölmem. Aramızda dağlar sıralı durur, yürek pare pare yaralı durur. Hasretinden canım hareli durur, dost eline melhem çalmadan ölmem. Ölmem, ölmem. Hasretinden canım yaralı durur, dost eline melhem çalmadan ölmem. Meçhul yarinden hep ayrı kalsa, ne derim dünyayı hep benim olsa. Ezrail canımı almaya gelse, dost başım ucuna gelmeden ölmem. Ölmem, ölmem. Ezrail canımı almaya gelse, dost başım ucuna gelmeden ölmem. Ölmem, ölmem. Yüreğinize, nefesinize sağlık diyorum tekrar. Sizin belli bir Ankara'da çalışmalarınızdan sonra bir de İstanbul'la ilişkileriniz de sürekli var. Plaklar, ilk planınız ne zaman çıktı? Ben 65'lerde falan 45'lik okudum. Bir sürü değiş okudum ben 45'liklere. İstanbul'da gelip okuyordunuz. Evet. Benim ilk bana plak yaptıran Ali Avaz'dır. Bir turnede tanışmıştık. Gel dedi İstanbul'a. Geldik buraya. Plak yaptı bana Ali Avaz. 71-72'lerde TÜFEM'de çalıştım ben. Türk Folklor Araştırma Kurumu'nda hocalık yaptım. Koro çalıştırıyordum. Yani biraz hızlı oldu benim şeylerim. Yani süreç, basamaklar biraz... Biraz hızlı oldu. 74'te 7-8 tane sanıyorum sayısında yanılabilirim. 45'lik yaptım. İşte o zamanlar Sivaslı bir ozan vardı. Çok değerli bir ozan. Sefi Selim'in bir parçasını okudum. Agahi'den bir parça okudum. Yine değiş okuyordum. Devamlı değiş okuyordum. 78'li yıllarda da
radyoda okuduğum o yerel türküleri bir uzun çalarda topladım bir kısmını. Bir kısmını Çorum'dan derlediğim türküleri okudum. Tabii orayı çok hızlı geçiyorum. 71'li yıllardan itibaren köy gezmelerim var benim. Derleme çalışmaları. Evet. Arkadaşlarım bazen çok abartılı buluyor da 3000'e yakın kaset toplamışım. Derleme kasetleri. 6-7 bin köy gezdim ben. Hala onları muhafaza ediyor musunuz? Tabii arşivinizde ki. Tabii. Onlar şimdi bu yeni sistemde sağlam şeyleri alıyorum. Bunların çoğu başka bir şekilde, çoğu demeyeyim de bir kısmı derlenmiş. Tabii sözlerinin üzerinde oynama falan yapılarak TRT arşivlerine de girmiş çoğu. Evet. Ama onları muhafaza ediyorum. İşte bölge özelliklerini bu araştırma dönemimde 10 yıl bir fiil. Belki de 15. Önce aşıkları tanıdım. Bu aşıklar kimdir, ne söylüyor? Tabii onların bölgeleriyle, bölgelerinin yerel türküleriyle o tavırlar mesela 3-4 yöreyi çok sağlam anlatabildiğimi zannediyorum. Kendi bölgemi tabii ki saymıyorum. O yılların emeği, yılların birikiminden dinleyicilerimize bir örnek verelim istiyorum. Sazla yöresel tavrını, üslubunu en iyi icra eden sanatçılardan biri olarak. Şimdi bizim lavık dediğimiz bir vakam var. Daha çok Güneydoğu'da var bu. Barak değil. Gavur da havalarda farklı bir şey. Bir Hicaz'ın çok değişik bir tonu. Tam ismini ben algılayamadım. Lavik. Lavik. Thank you.
tekrar mızrabınıza sağlık. Şimdi bunun parçanın bir özelliği var. Garip değil, ona yakın, barak değil. Sonunda da böyle bir yürütme var. Buna bazen söz de kullanıyorlar. Bir de peşinden melodinin yarısı bize yabancı olmayan bir şey var. Ondan da bir örnek vermek istiyorum. Buna da zeytin dalları diyorlar. Ezginin ardından ben bu muhabbet konusuna gelmek istiyorum. Bir evet. dönem Türk halk müziğine damga vuran bir üçlü, hatta dörtlü en sonlarda Yavuz Top'un da katılımıyla dörtlü oluştu. Dörtlü oldum. Arif Sağ, Musa Eroğlu, Muhlis Akarsu'nun öncelikle başlattıkları muhabbet serisi vardı. Bu da bir döneme imzasını attı, damgasını vurdu. Evet. O çalışmalardan bize biraz bahseder misiniz? 83'lü yıllardı. 83 yılı devlet tamına. Ben Muhlis Akarsu'yu da rahmetlik o yıllarda tanıdım. Yani yakından. İşte birlikte saz çalıyorduk. Böyle kendi aramızda filan. Muhlis Akarsu dedi ki ya bunu kaset yapalım dedi böyle. Yapalım dedi. Gittik stüdyoya gittik işte böyle muhabbet gibi çaldık okuduk. Onun pazarlamasında Akarsu'ya verdik. Sen bunu pazarla filan diye. Böyle bir sene filan geçti. 84 filan oldu. Tabii kimse almadı onu. Almamış, satamamış. Daha sonra işte yakınlık duyduğu bu Şahplak'ta kasetçi Ahmet Daymaz'a hemşerisi olduğu için o da almış onu. Evet, çıkarttı yani kaseti. Fakat düşünülen gibi olmadı tabii. Çıktığının bir iki, ikinci, üçüncü aylarıydı. Türkiye bir anda ona sahip çıktı. İkincisini yaptık. Tabii çok büyük rakamlara ulaştı. Bağlama çalıp söyleme artık bir tam gündemde yerini aldı o muhabbetlerden sonra. Benim çocukluk yıllarımda ben o muhabbet 1, 2, 3, 4 serisi evimizde vardı. Kasete evet. takardım. Sazımı ona göre akortlardım. Evet. Oturdum başına. Benim gibi nice insan, nice genç sizlerden o zaman etkilendi ve bağlamaya, halk kültürüne gönül verdiler. Tabii çok yaygınlaştı. Yani olay sevildi. Bugün güneyden kuzeye, doğudan batıya her yerde onun çok büyük etkisi oldu halk müziğine. Çocuklarımız onu kavradılar. Şimdi tabii o günlere gelinceye kadar 100 tane 5 saz çalan varsa bu muhabbet kasetlerinden sonra üniversitelerimizde, okullarımızda, köylerimizde, şehirlerimizde binlerce gencimiz güzel saz çalmayı öğrendi. Bir başlangıç oldu. Yani iyi de olmuş o. Şu anda sanıyorum 1 milyon saz çalan vardır değil mi? Tam tabii onu ben sayısını şeyini yani bilemiyorum ben ama. Ben böyle bazen rakamsal şeyleri seviyorum. Sanıyorum 1 milyon bağlama çalan var şu anda Türkiye'de. Yani işte %1'i bile olsa en az 700 bin kişidir. Evet. Muhabbet dedik. Muhabbet serisinden sizin böyle içinizden gelen ne varsa? Hasan Hüseyin'den bir tane uzun hava okumak istiyorum. Hasan Hüseyin'in, Antepli Hasan Hüseyin'in çocukluğumda 50-51'lerde plakları vardı. Şu anda mevcut bende onlar. Gramofon, taş evet. plaklar. Thank you.
Ben bir kılıncı olayım da dost muhabbette yerim var. Hak Muhammed Ali derler bir de pirim var. Pirim var. Herkesin gittiği de bir de yolum var. Felek sende bir muradım kalmadı dost. Kalmadı. Almadan içerler de dost meyik anne deyim. Göze seven de gamsız ölür dünyada. Yoktur da kader Mevla'da, Mevla'da. Felek sende murmuradım kalmadı dost, kalmadı. Nefesinize sağlık diyorum tekrar. Sizin biraz önce de açtığınız gibi enstrümanlarımızın özelliklerinden, problemlerinden, dünya üzerindeki tanınması konusunda görüşlerinizi de almak istiyorum. Şimdi bu çalgının bir boyutu bir hayli gelişti. Yani orta frekanstaki boyutu gelişti. Fakat bağlama ailesi olarak düşünmek lazım bunu. Örneğin divanı, curası, çöğürü filan. Ama bu solo bir çalgı. Bir orkestra düşünürsek, orkestranın içinde bugüne kadar bu çalgı hep kendi başına bir şeyler yapmaya çalışmış. Ama şimdi orkestranın içinde esas kendi görevini yapmalı. Yani unison değil de partisyonunu çalmalı bağlama. Geçmişine gelince, mesela 20-25 yıl evvel bağlamanın Orta Asya'dan buraya geldiği söyleniyordu. Tabii o doğru değil. Anadolu'da bağlama 3600 sene evvel var. Bak rakam veriyorum. Ama burada var. Yani Anadolu'da bağlama var. Hititler'de bağlama var. Milattan önce 1300'ler galiba. Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde iki kişi saz çalıyor. Önde semazenler var. Semah söylüyorlar. Ve bağlama çalıyorlar. Şu gördüğümüz bağlamanın aynısı. Bilmiyorlardı. Yani araştırmacı yani halk müziğine uğraşan arkadaşlarımızın yani %95'i sadece müzik yapıyorlar. Orta Asya'ya buradan gittiğine inanıyorum ben. Çünkü orada gittim ben oraları gezdim. Şöyle gelişmiş çalgı falan yok. Burada gelişmiş. Evet. En üst seviyede hem icra tarzı hem de üstelik enstrüman özelliği. Burada gelişmesinin melodi zenginliği, akort zenginliği falan burada. Çünkü başka kültürler de var burada. Yalnız başına olmamış bu. O onu destekler nitelikte. İcrası bir yana, işte tekniği. Bugün bağlama artık
güzel şekilde kullanılıyor. Çok güzel saz çalan çocuklarımız var. Bağlamayı güzel kullanıyor. Eski geleneksel dedelerimizin çaldığı şeyleri pençeyine çaldıkları, tezene kullanmadan çaldıkları şeyi şimdi çocuklarımız çok güzel geliştirdiler. Çok güzel melodiler de çalıyorlar. Tabii bir lezzet oluyor o. Sanıyorum bu bağlama bu şekline şeyini tamamladı diyorum ben. Bu boyutu. Daha gelişeceğini zannetmiyorum. Folklorik oluşum sürecinde evet, gelebileceği tamamladı. Son noktaya son geldi. Son nokta diyorum. Çünkü ama bir orkestranın içinde çalınabilir. Yani görüntüsü, o kültüre katkısı, boyutu, gelenekselliği öyle düşünmek lazım diye düşünüyorum. Peki sizin çalışmanız içerisinde böyle bir orkestrasyon planı var mı? Yani işte divan sazı yerinde, curası yerinde, işte çöğürü yerinde, hepsinin kendi biraz önce bahsettiğiniz gibi partisyonlarını çalarak icra edeceği bir müzik var mı planlarınız içerisinde? Partisyon demeyelim de, fakat bunların ayrı ayrı özelliğini gösteren Bin Yıllık Yürüyüş diye iki tane CD yaptım ben. İki tane CD yaptım. Bu bağlamanın bütün özellikleri var o iki CD'de. Yine bir türküyle sözümüze ara verelim. Programımızın da yavaş yavaş sonlarına geldiğimiz bu dakikalarda. Bağlamanın yerleşik kültürde, buradaki yerli kültürde etkilendiğinin bir örneği bu. Çalacağım. Bu Afyon, Kütahya yöresine ait bir zeybek bu. Bu akordun ismi neydi hocam? Onu da dinleyicilerimize. Evet. Şimdi bizde kara akordun, yani kara düzenin çok çeşitli meli var. Ama genelde buna tar düzeni diyoruz biz. Evet, Azeri yöresinde evet, daha yaygın. Oradan. Çünkü devamlı pedal ses var. Evet. Evet. Thank you.
Orta Anadolu'yu, evet, İç Anadolu'yu böyle bir harmanladınız, geldiniz. Mızrabınıza sağlık diyoruz. Allah sizi uzun seneler Türk Halk Müziği'nden, Türk Halk Müziği dinleyicilerinden ayırmasın diyoruz. Ben son olarak gençlere bir öğütte bulunmak istiyorum. Yeni gençlere. Elinizdeki bağlamanın, demin söyledim, 3000 küsur yıllık bir geçmişi var. O süreç içerisinde nerelerde kullanıldı, hangi sofralarda meze oldu veyahut da hangi harekete başkaldırıya öncülük etti, türkülerle beraber örtüştürürlerse bağlama sanırım o zaman yerini bulacak. Bağlamayı herkes çalıyor ama neticede onun altını doldurmak lazım, evet, kültürel birikim olarak. Yani bir eğlence aracının ötesinde bu bir iletişim aracı imiş geçmişte. Tabii şimdi eğlencesi de olmalı, ancak kendine hasta bir şey de olmalı diye düşünüyorum. Evet, bu haftaki Müziğin Ustaları programının sonuna geldik. Dinleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz son cümlelerinizi alalım. Türkü kadar temiz, türkü kadar samimi, türküler kadar dostluklarının olmasını diliyorum. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bütün ediyorum dinleyicilerimiz adına. Ve önümüzdeki Müziğin Ustaları programında başka bir usta müzisyenle yeniden birlikte olana kadar dilinizden türküleri, yüreğinizden umudunuzu eksik etmeyin diyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.